Yeni F-16'ların alımı Washington-Ankara hattında masadaki önemli başlıklardan biri. Biden yönetiminin tavrı olumlu olsa da son karar Kongre'de olacak. Wall Street Journal gazetesi sürece ışık tutacak yeni bir gelişmeyi duyurdu. Gazetenin haberinde Biden yönetiminin Kongre'den Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosu için gelişmiş ve teknik ekipmanların satışına onay vermesini istediği belirtiliyor. Anlaşma Türkiye'ye F-16'lar için füzeler, radar ve elektronik cihazların gönderilmesini içeriyor. askeri kaynaklar söz konusu anlaşmanın 400 milyon dolara mal olacağını belirtiyor. Haberde Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta izlediği politikanın takdir gördüğüne de değinildi. İki ülke arasında yaşanan soğukluğun uzamasının Türkiye'yi Rusya-Çin bloğuna daha da yakınlaştıracağı vurgulandı. Kongrenin bu anlaşmaya onay vermesi bundan sonraki ilişkiler içinde önem taşıyor. Uzmanlara göre ekipmanların satışına onay verilmesi, Görüşmelerin devam ettiği 40 yeni F-16 satın alınması ile ilgili Kongre'nin vereceği karar için önemli bir işaret olacak. Defense News'te geçtiğimiz hafta Türkiye'nin Ukrayna'da oynadığı rolün Kongre üyelerinin Türkiye'ye karşı olan bakış açısında değişikliğe sebep olduğunu vurgulamıştı. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK-YPG'nin Suriye'deki ticari faaliyetlerine koruma kalkanı oluşturuyor. Terör örgütü işgalindeki bölgelerin eset rejimine uygulanan yaptırımlardan muaf olması için adım atılacak. Açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'dan geldi. Nuland, Beyaz Saray'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda yabancı firmaların yatırımlarını yaptırımlardan muaf tutacak bir lisans çıkaracağını duyurdu. Washington'ın terörün finansmanını DAEŞ'la mücadele sözde bahanesiyle sağladığı biliniyor. Nuland, geçen yıl Suriye'de SDG ismini kullanan YPG-PKK terör örgütü işgalindeki bölgelere destek için koalisyon ortaklarından 45 milyon dolar topladıklarını söyledi. Bu yıl ise 350 milyon dolar toplamak istediklerini dile getirdi. Küresel piyasaların kilitlendiği Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon verisi netleşti. Yıllık enflasyon Mart ayında son 41 yılın zirvesini görmüştü. Nisan ayında gerilese de beklentilerin üzerinde geldi. Enflasyon Nisan ayında %0,3 arttı. Yıllık %8,3 oldu. New York Borsası, beklenenden yüksek gelen Nisan ayı enflasyonu sonrası güne düşüşle başladı. Altın fiyatlarında ise yön yukarı. Fed Mayıs ayında politika faizinde 50 bas puanlık artışa gitmişti. Şimdi gözler beklentiler üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından Fed'in faizleri daha agresif şekilde artırıp artırmayacağında. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler enflasyonla mücadele ediyor. ABD ve Avrupa'da enflasyon 41 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. İngiltere'de 30 yılın enflasyon rekoru kırıldı. Amerikalıların bütçesine zarar veren enflasyonda barınma, gıda ve otomobil fiyatlarındaki artış başı çekiyor. ABD Merkez Bankası uzun süre faiz artırımına dirense de enflasyon tahminlerinin 2023'e sarkması sebebiyle şahin politikalarına ara vererek faiz artırmak zorunda kaldı. ABD'de benzin fiyatı yıllık %43,6 yükseliş gösterdi. ABD dışında 40'tan fazla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede enflasyon artış hızı yüksek. Dünya Bankası ve IMF savaş sebebiyle bu yıl büyüme tahminini 4,1'den 3,2'ye düşürmüştü. Dünya Bankası büyümenin önündeki en büyük engelin küresel enflasyon olduğunu açıkladı. BM Güvenlik Konseyi de savaşın gıda, enerji ve maliyetle ilgili sonuçlarının 1,2 milyar insana etkilediği ve rakamın artacağı uyarısında bulundu. Ukrayna-Rusya savaşıyla artan enerji, gıda ve emtia fiyatları sonucu enflasyon yükselmeye devam ediyor. Kanada'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri de yerli çocuk mezarlarıyla sarsıldı. Okul bölgelerinde kızıl derili çocuklara ait olduğu düşünülen mezarlar tespit edildi. ABD'de ilk kez Amerikan yerlisi çocukların zorla alıkonulduğu yatılı okullar hakkında araştırma yapıldı. Federal araştırmanın sonucunda 53 okul bölgesinde en az 500 mezar yeri belirlendi. Sayının artabileceğine işaret edildi. Rapora göre okullarda kızıl derili çocukların dillerini konuşmaları yasaklandı, İngilizce isimler verilerek birçok sistematik kimlik değiştirme metodolojisi uygulandı. Kendisi de kızıl derili kökenli olan İçişleri Bakanı Deb Haaland, yatılı okul politikalarının sonuçları yürek burkucu ve inkar edilemez açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanlığı'nın raporunda yerli çocukları asimile etmek amacıyla açılan 400'den fazla okulun 19. yüzyılın başından itibaren 150 yıl faaliyette kaldığı yer aldı. ABD'deki araştırma Kanada'daki skandalın ardından başlatıldı. Kanada'da da 2020'nin Mayıs ayından itibaren yüzlerce yerli çocuğa ait çok sayıda mezar bulundu. Katolik psikoposlar çocukların kaldığı kilise okullarında yaşanan suistimalleri kabul ederek özür diledi. Ülkede kilise yönetimlerince belgelenmeyen yerli çocuk ölümlerinin 6 bine yakın olduğu tahmin ediliyor. Canada has existing sanctions in Yola düşen kayaları temizlik çalışmaları sırasında birden toprak kaydı. Çevredekiler panik içinde kaçıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletindeki olayda yaralanan olmadı. Bu görüntülerin adresi de Kuzey Carolina eyaleti. Sahildeki ev şiddetli fırtına ve dalgalara dayanamadı. ülkenin güneyindeki New Mexico eyaletinde ise orman yangınları sürüyor. Kuru hava ve güçlü rüzgarlar yangının büyümesine yol açıyor. Yaklaşık bir haftadır yangınların etkili olduğu eyalette 7 noktada alevlere müdahale ediliyor. 172 evin kül olduğu felakette itfaiye yangınların sadece %20'sini kontrol altına alabildi. ABD'nin Kaliforniya Despite... ABD eyaleti kuraklık nedeniyle su sıkıntısı yaşayan bölgeler arasına girdi. Kaliforniya'nın en yoğun yerleşim alanı olan Los Angeles'ta yeni kısıtlama kararları alındı. Month, be to... Belediye Başkanı Eric Garcetti, Los Angeles Su ve Enerji Dairesi'nin acil su koruma planını açıkladı. Plana göre duş süresi 4 dakikayla sınırlandırılacak. Dış mekan sulama günleri haftada 3'ten 2'ye düşürülecek. Tüm vatandaşlar için zorunlu olacak uygulamaya göre dış mekan sulamaları saat 9 ile 16 arası yapılabilecek. Yasa 1 Haziran'da yürürlüğe giriyor. Los Angeles Belediyesi günlük su kullanımının en az 26 litre azaltılmasını talep etti. Belediye Başkanı Garcetti, bu kısıtlamanın toplumsal bilincin aşılanmasıyla sağlanabileceğini belirtirken alınan önlemlerin iki katına çıkarılması gerektiğini vurguladı. Los Angeles Su ve Enerji Dairesi tarafından farkındalığı artırmak için sosyal yardım ve eğitim kampanyası başlatılacak. Dünya nüfusunun yüzde %40'ı su sıkıntısı çekiyor. Michigan Eyalet Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, gelecekte yaşanacak kuraklıklardan etkilenecek kişi sayısının bu yüzyılın sonuna kadar 3 katına çıkması bekleniyor. <laughs> ABD'nin Florida eyaletinde küçük bir uçağın pilotu baygınlık geçirdi. Bahamalar'dan havalanan uçağın içindeki birkaç yolcudan biri kontrol kulesiyle irtibat kurdu. Morgan 20 veteran but... Yolcu telsizden pilot rahatsızlandı. Uçağı nasıl uçuracağıma dair hiçbir fikrim yok dedi. Kuledeki görevliler önce yolcuyu sakinleştirdi, ardından ne yapması gerektiğini anlattı. The... Kule kontrol kolunu ileri doğru itin Kanatları düz tutup alçalmayı deneyin gibi bir dizi talimat verdi. Talimatları yerine getiren yolcu uçağı güvenli bir şekilde bölgedeki havalimanına indirmeyi başardı. Direksiyon başında bilincini kaybetti. Araç kavşakta kontrolsüz bir şekilde ilerledi. Görüntüler ABD'nin Florida eyaletinden. Park halindeki aracında bulunan bir kadın durumu fark edip koşmaya başladı. Çevreden de yardım istedi. Yardıma gelenler kontrolsüz ilerleyen aracın önüne kendilerini siper ederek aracı durdurdu. Bilincini kaybeden sürücüye müdahale etti. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Polis büyük bir kazanın önüne geçen ve sürücüyü kurtaran kişilerin ödüllendirileceğini duyurdu. As several individuals Massachusetts eyaletinde de 3 aylık bir bebeği boğulmaktan polis kurtardı. Aracıyla ilerlerken bebeğinin nefes alamadığını fark eden annenin imdadına polis yetişti. Polis bebeğe ilk müdahaleyi yaptı ve bebek ağlayarak tepki verdi. Radio could you send me a Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. ABD'nin gündemine oturan firar 10 gün sürdü. Kadın gardiyan yakalanacağını anlayınca kendini vurdu. Kaçırdığı mahkumsa yeniden demir parmaklıklar ardına gönderildi. Alabama eyaletinde 29 Nisan'da güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntülerde gardiyan Vicky White, Casey White adlı mahkumu hastaneye götürme bahanesiyle aracına bindiriyordu. Ardından ikili kayıplara karıştı. ABD polisi ülke genelinde insan avı başlattı. Üç farklı şehirde kaçakların izine rastlandı. Hapishanede gönül ilişkisi yaşadıkları düşünülen gardiyanla mahkum, hapishaneden 430 kilometre ötedeki Evansville şehrinde kıstırıldı. Başlayan kovalamacada çiftin aracı kaza yaptı. Polis aracın çevresinde mevziyi aldı. Kazada yaralanan 56 yaşındaki gardiyan teslim olmamak için kendini vurdu. 38 yaşındaki mahkum da yakalanarak yeniden cezaevine gönderildi araba çalmak ve çevreye ateş açmaktan daha önce 75 yıl hapis cezası alan mahkumun bu sefer idamla yargılanması bekleniyor. For my kid. It's like for ABD'de bebek mamalarının yasaklanmasıyla artan tedarik krizi aşılmaya çalışılıyor. Mamalar pudra içerdiği ve güvensiz olduğu gerekçesiyle raflardan kaldırılıyor. Tedarik zincirindeki aksaklıklar, ürünlerin geri toplatılması ve enflasyon ülkede bebek maması bulmayı zorlaştırdı. Tedarik krizi, Şubat ayında sağlık firması Abbott'ın Michigan tesisinde üretilen pudra içerikli mamaların toplatılmasıyla zirve yaptı. Aileler raflarda bebek maması bulmakta zorlanıyor üreticiler tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirdi. 2021'in ikinci yarısı yaşanmaya başlanan bebek maması tedarik sıkıntıları ebeveynleri alternatif arayışı içine soktu. Beyaz Saray çıkan krizin aşılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin çalıştığını bildirdi. Beyaz Saray basın sözcüsü Jane Psaki, basın toplantısında sıkıntıyı çözmek için gece gündüz çalışılıyor ifadelerini kullandı. Saki, Abbott'ın ürünlerinin toplatılmasının bebeklerin ve Amerikan halkının sağlığı için olduğunu belirterek, krizin çözümü için FDA ve mama üreticilerinin birlikte çalıştığını aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde orduya ait eğitim alanında dehşet yaşandı. Eğitim alanına giren ayı askerlere saldırdı. Ayının saldırısıyla ağır yaralanan bir asker hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Askerlere saldıran ayı bölgeden kaçarken Amerikan güçleri ayının bulunması için çalışma başlattı. 6 <laughs> Avrupa ülkesinde bulunan 300'den fazla yayıncıyla anlaştı. Bunun karşılığında ödeme yapma ve haberleri daha ulaşılır hale getirme taahhüdü verdi. Amerikan teknoloji şirketi Google, sistemindeki haber kaynakları için para ödeyecek. İnternet üzerinden haber yayınlayan bazı kurumlar Google'ı Avrupa Birliği'ne şikayet etmişti. Gerekçe ise Google'ın bir haberle ilgili ana bilgiyi kendi arama sonuçları sayfasında gösterip sitelere yönlendirme yapmaması ve telif haklarını ihlal etmesiydi. Google, Avrupa'daki haber yayıncılarıyla bir süredir devam eden çekişmenin kaybedeni oldu. Şirket çevrim içi platformların içerikleri için adil bir telif ücreti ödemeyi kabul etti. Anlaşmanın kapsamında Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'daki yayıncı kuruluşlar eklendi. Aralarında Der Spiegel, Die Zeit ve Frankfurter Allgemeine Zeitung gibi Alman yayıncılar da bulunuyor. Daha önce benzer bir süreç Avustralya ve Kanada'daki haber organlarıyla da işletilmişti. Söz konusu anlaşmanın yapılması başka ülkeler için de emsal olacak. Google sisteminde Türkiye'den de haberler kullanıcılarla buluşuyor. Yapılan telif anlaşması ağının geliştirilmesiyle Türkiye'deki haber yayıncılarının da bundan yararlanması söz konusu olacak. Basın mensuplarına saldırdılar. Bir gazeteciyi başından, diğerini sırtından vurdular. İsrail polisinin haftalardır devam eden şiddeti işgal altındaki Batı Şeria'da can aldı. <laughs> El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail polisinin Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına yaptığı baskını takip ediyordu. Bu sırada İsrail güçlerinin hedefi oldu. 51 yaşındaki deneyimli muhabir başından vurularak öldürüldü. Çatışma olmayan bir alanda kampa girmek için bekliyorduk. Çelik yeleklerimizi giymiş, kasklarımızı takmıştık. Bir metre öne çıkıp basın olduğumuzu göstermek istedik. Saniyeler içinde bize ateş açtılar. Dönüp baktığımda Şirin yerde yatıyordu. Keskin nişancıların devam eden ateşi nedeniyle Şirin'e ilk yardımda bile bulunamadık. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Şirin Ebu Akile tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. El Cezire Televizyonu meslektaşımızın öldürülmesinden İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz açıklaması yaptı. İsrail polisinin açtığı ateşte Filistinli gazeteci Ali Semudi de sırtından vuruldu. <laughs> Bu resmen canice bir saldırıydı. Büyük harflerle basın yazan üniformamızla oradaydık. Etrafımızda hiçbir silahlı Filistinli yoktu. Buna rağmen bize kurşun yağdırdılar. İsrail suçlu ve yalancıdır. Kudüs doğumlu Şirin Ebu Akile, El Cezire'nin ilk sağ gazetecilerinden biriydi. Yaklaşık 25 yıldır Filistin mücadelesini kayıt altına almak için çalışıyordu. Birleşmiş Milletler verilerine göre son 20 yılda gazetecilere yönelik yaklaşık 700 saldırı gerçekleşti. Bu saldırılarda Şirin Ebu Akile ile birlikte toplam 47 gazeteci hayatını kaybetti. İsrail geçtiğimiz yılda Gazze şeridine yönelik 11 gün süren saldırılarında basın ofislerinin olduğunu bilmesine rağmen 13 katlı binayı vurmuştu. El Cezire Televizyonu ve Associated Press Haber Ajansı'nın da bulunduğu bina uyarı ateşinden kısa süre sonra ard arda bombalanmış enkaz yığınına dönmüştü. İsrail bir kez daha Filistin'in sesini dünyaya duyuran gazetecileri hedef aldı. El Cezire muhabiri Ebu Akile'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ölmesi tüm dünyada tepkiye yol açtı. <laughs> Filistin Başbakanı Muhammed İçti'ye İsrail'i kınadı. İsrail'in istediği sadece onu öldürmek değil, adaletin sesini, barışın sesini ve İsrail'i uluslararası mahkemelere taşıyacak sesi öldürmekti ifadelerini kullandı. Abu is loved by every Palestinian and she does... Katar Dışişleri Bakanlığı da İsrail polisinin El Cezire muhabirini öldürmesini kınıyarak devlet destekli terörizmin bitmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği de gazetecinin öldürülmesine sessiz kalmadı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada Filistinli deneyimli gazetecinin öldürülmesi kuvvetle kınandı ve acilen soruşturma açılması çağrısı yapıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı da El Cezire muhabirinin öldürülmesinin uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olduğuna dikkat çekti. Konuya ilişkin derhal soruşturma çağrısı yaptı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ortak yazılı açıklama yaptı. Finlandiya'nın NATO'nun askeri kanadına katılma başvurusunda bulunması gerektiğinin altı çizildi. Helsinki gecikmeden başvuru yapmalı ifadesi kullanıldı. Kesin kararın pazar günü açıklanacağı kaydedildi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Havisto, üyeliğin NATO'yu güçlendireceğini söyledi. A... Moskova'dan da tepki gecikmedi. Kremlin sözcüsü Peskov, Finlandiya'nın NATO üyeliği Rusya'nın güvenliğini tehdit ediyor dedi. NATO'nun genişlemesinin Avrupa ve dünyayı daha istikrarlı yapmayacağını belirtti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Finlandiya'nın açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Üyeliğinin hem NATO'yu hem de Finlandiya'yı güçlendireceğini kaydetti. When the world changes Sıfır emisyonlu araç kullanımına ilişkin çalışmalar hızlanıyor. Avrupa Birliği yeni benzinli ve dizel otomobilleri 2035'te yasaklama yönünde bir adım daha attı. Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi Brüksel'de bir araya geldi. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az %55 azaltmayı hedefleyen paket görüşüldü. Komite üyeleri çeşitli araçlara yönelik yeni karbon emisyon standartlarını belirleyen düzenlemeyi kabul etti. Düzenlemeye göre 2035 yılından itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçlar sıfır emisyonlu olacak. Bu tarihten itibaren AB ülkelerinde yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılamayacak düzenleme Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumunda oylanacak. Ardından üye ülkelerle müzakerelere başlanacak. Avrupa Birliği 2050 yılına kadar bütün sektörlerin ve araçların sıfır emisyonlu olmasını hedefliyor. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosu planı hayata geçirilemiyor. Nedeni ise Macaristan'ın itirazı. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siarto, Avrupa Komisyonu'nun henüz kendilerine bir çözüm sunamadığını söyledi. Rusya'ya petrol ambargosu için tek gerçekçi seçenek deniz yoluyla yapılan teslimatların kesintiye uğramasıdır diye konuştu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de durumu herkese uyan bir çözüme ihtiyacımız var sözleriyle değerlendirdi. Moskova kanadından açıklamaysa Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Lavrov, Batı dışında Rus enerji kaynaklarına talip yeterli sayıda ülke olduğuna dikkat çekti. Batı Rusya Federasyonu'na öncekinden daha fazla ödeme yapsın ve halkına neden daha da fakirleştiklerini açıklasın dedi. Lavrov, Avrupa'da savaş istemediklerine de vurgu yaptı. <laughs> Enerji alanındaki açıklama trafiğine batıya sevkiyatta yaşanan azalma eşlik ediyor. Savaş sırasında ihtiyacı karşılayabilecek kadar yakıt ithal ettiğini açıklayan Ukrayna, Rusya'dan batıya petrol sevk eden bir tesisten aktarımı durdurdu. Kiev, Sohranovka istasyonundan doğal gaz akışının mücbir sebeple durdurulduğunu paylaştı. Gazprom ise herhangi bir mücbir sebep olmadığı vurgusuyla tesisten sevkiyatın eskisi gibi yapılmasında engel görülmediğini savundu. Durdurmayla Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilecek doğal gaz miktarı bir gün öncesine kıyasla %25 azaldı. Avrupa Birliği Komisyonu internet üzerinden çocuk istismarıyla mücadele için yeni bir adım atıyor. Çevrim içi hizmet sağlayan firmalara çeşitli yükümlülükler getiren bir yönetmelik taslağı hazırlandı. Taslağa göre söz konusu firmaların çocuk istismarı ile ilgili materyalleri taraması, tespit etmesi, raporlaması ve güvenlik güçlerine bildirmesi zorunlu hale gelecek. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaret Skinas'ın ne yazık ki Avrupa çocuk cinsel istismarı materyallerinin çoğunun küresel merkezi ifadesine yer verildi. Sadece geçen sene dünya genelinde 85 milyon çocuğun cinsel istismara uğradığı aktarılan açıklamada bu sayının bir önceki yıla göre %64'lük artış gösterdiğine dikkat çekildi. Açıklamaya göre Avrupa Birliği bağımsız bir AB çocuk cinsel istismarı merkezi kurmayı planlıyor. Müzik Avrupa Birliği'nde koronavirüs salgınına karşı uygulanan maske zorunluluğuna ilişkin düzenlemeye gidildi. 16 Mayıs'tan itibaren havalimanlarında ve uçaklarda maske takmak artık zorunlu olmayacak. Avrupa'da sağlık çalışanlarını onurlandırmak için de bir adım atıldı. İki avroluk madeni paraların üzerine tekerlekli sandalye, enjeksiyon iğnesi ve steteskopun yanında ağız maskesi takan bir sağlık çalışanının resmi basılacak. Dünya Sağlık Örgütü sıfır vaka politikasını sürdüren Pekin'i eleştirdi. Genel Direktör Tedros Gebreyesus bu politikanın sürdürülebilir olmadığını söyledi. DSÖ'nün eleştirisine Pekin tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tedros'a sorumsuz açıklamalardan kaçınma çağrısı yapıyoruz. Bu önlemler uygulanmasaydı çok fazla insan kaybederdik dedi. Birleşmiş Milletler'in Çin sosyal medyasında yaptığı açıklamaya ilişkin paylaşımları da sansürlendi. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüse yakalandı. Testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Gates, hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini ifade etti. <laughs> Camilerde ezan sesi kısıldı. Müslümanlar tepki olarak ezanı sokakta okudu. Yer Hindistan'ın en büyük kenti Mumbai. Hindistan'da Müslümanlara yönelik zorbalıkta yeni bir adım daha atıldı. Maharashtra eyaletinde Hindular ezan sesinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine eyaletteki 900'den fazla camide ezan sesinin kısılması kararı alındı. Mumbai'de Müslümanlar karara tepki gösterdi. Ezanı yüksek sesle sokakta okudu. Maharashtra eyaletinde 10 milyon Müslüman yaşıyor. Yaklaşık 1,5 milyar nüfuslu Hindistan'da Müslümanların sayısı ise 200 milyon. Karnataka eyaletinde de okullarda başörtüsü yasaklanmış, eyalet çapında tartışmalar ve kitlesel protestolar yaşanmıştı. Çin'de Tibet Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı kalkış sırasında pistten çıkarak kaza yaptı. Kazanın ardından gelen ilk görüntülerde uçakta yangın çıktığı görüldü. Yolcuların panikle uçaktan uzaklaşmaya çalıştığı anlarda görüntülere yansıdı. Kaza ülkenin güneybatısındaki Chongqing Havalimanı'nda yaşandı. Kaza sonrası yaralılar olduğu belirtilirken henüz can kaybı rapor edilmedi. Kazanın nedenine dair bir açıklama da yapılmadı. Pistin kapatıldığı, açılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Çin'de çocuklar artık sosyal medyada canlı yayın yapamayacak. Uygulamalara aile modu eklenecek. Ülkedeki yeni düzenlemeleri Çin Radyo Televizyonu duyurdu. Düzenlemeler 18 yaş altı çocuklara yönelik. Çocukların ailelerinin izni olmadan internette canlı yayın yapmaları yasaklandı. Ayrıca canlı yayınlar sırasında para toplanması ve bahşiş istenmesi de yasaklar arasında. İnternet platformları da çocukların aktif olabileceği saatlere düzenleme getirecek. Aile modu eklendiğinde çocuklara yönelik yayınlar saat 22'de sona erecek. Çin'de sosyal medyanın canlı yayın uygulamaları bir süredir denetimden geçiyordu. Hükümet iki ay önce canlı yayın kaosunu temizleme sloganıyla kampanya başlattı. Kampanya kapsamında da dev teknoloji şirketlerine yeni düzenlemeler getirdi. Müzik. Şirketler düzenlemelere uyacaklarını açıklasalar da mali yükten endişe ediliyor. Baskı altındaki Çinli teknoloji şirketleri geçen seneden itibaren on binlerce çalışanı işten çıkardı. Müzik. Can you smell what this diamond is cooking? Neredeyse bir golf topu büyüklüğünde, armut biçimli, eşsiz ve ağırlığı tam 228,31 karat. House by its current owner. The auctioneer... Dünyanın bu en büyük elması, İsviçre'nin Cenevre kentinde müzayede evi Christie's tarafından düzenlenen müzayedede görücüye çıktı. <laughs> Durak yani Kaya ismi verilen elmas 18 milyon 800 bin ABD dolarını alıcı buldu. 2000'li yılların başında Güney Afrika'da çıkarılan Durak, eski sahibi tarafından Cartier zincirle birleştirilerek kolye olarak kullanılmıştı. Fransa'nın başkenti Paris'te tanıtımı yapılan Türk yemekleri için Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabındaki tarifler kullanıldı. Dünyaca ünlü aşçılık okulu Le Cordon Bleu'nun Paris merkezindeki etkinliğe, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, UNESCO nezdinde Türkiye Cumhuriyeti daimi temsilcisi Gülnur Aybet ve çok sayıda Fransız gazeteci de katıldı. <laughs> Büyükelçi Onaner, Türk mutfağının zengin, kadim ve tarihi bir mutfak olduğuna, tüm Türk kültürünü ve Akdeniz'i temsil ettiğine değindi. Anadolu Türk mutfağı hakkında geniş bir donanıma sahip olan Türk şef Ali Ronay, davetlilere hünkar beğendi sunumu yaptı. E, meals, which we call the It is beğendi. Etkinlikte son olarak Ronay öncülüğünde 20 Fransız gazetecinin de katıldığı bir yemek atölyesi düzenlendi. Bu <laughs> etkinlik bu yıl 21-27 Mayıs'ta kutlanacak. Türk Mutfağı Haftası öncesinde uluslararası alanda düzenlenen ilk önemli etkinlik olma özelliğini taşıyor. Öte yandan 12-15 Mayıs 2022 tarihinde Paris'te düzenlenecek Türkiye'nin de resmi sponsorları arasında bulunduğu Taste of Paris Gastronomy Festivali'nde de Türk mutfağı tanıtımı devam edecek. <laughs>